Tabii Gaziantep'te yatırımlar olarak, projeler olarak Gaziantep'e neler yapacağız? Biraz daha Gaziantep'in ayrıntısına girmek gerekiyor. Toplam 34 bin metrekare büyüklüğünde Gaziantep Merkez Adalet Binası 2009 yılında tamamlanmıştı. Şimdi tabii ondan sonra 43.550 metrekare büyüklüğünde de ek Adalet Binası 2019 yılında tamamlanmıştı. Bunun yanında 60.905 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi binası da 2016 yılında hizmete alınmıştı. Toplam 4.500 metrekare büyüklüğünde Nizip Adalet Binası da 2012 yılında tamamlanmıştı. Bu adalet binaları hep son dönemlerde inşa edilen adalet binaları. Bunlar da depremde de çok şükür çok güçlü şekilde yapıldığı için herhangi bir hasar söz konusu olmadı. 3.500 metrekare büyüklüğündeki Islahiye Adalet Binası da 2012 yılında tamamlandı. Islahiye Adalet Binası'nı beraber ziyaret etmiştik. Depremde hasar görmüştü. Hızlı bir şekilde onarımlarını gerçekleştirdik. Bir de artan parayla da başsavcımız ek bir küçük bir bina da yapmış. Şu anda ihtiyacı görmeye devam ediyor. Tabii yapılacak yatırımlar açısından 15.754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı var. Önümüzdeki ay 2023 Ekim ayı ihalesini gerçekleştireceğiz. Gaziantep ilimize, bölgeye hizmet edecek Gaziantep Adli Tıp Bölge Başkanlığı. Burada onlara kaliteli hizmet sunabilmek için 2023 Ekim ayında da ihalesi gerçekleşecek. Şehit Kamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde 7067 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde inşa edilecek Adli Tıp Bölge Başkanlığımız. Nizip'te 2012 yılında adliye binasını tamamlamıştık. Ancak ilçeye adliyenin yetmediğini gördük. Bu kapsamda mevcut Nizip Adliyesi'nin yanına 22.479 metrekare büyüklüğünde iki tane ek blok yapmayı planladık. 2023 yılının sonuna doğru yapım ihalesini inşallah gerçekleştireceğiz. Ve Nizip'e de yakışır bir adalet sarayını inşallah hep beraber kazandıracağız. Söz konusu yer Nizip Yunus Emre Mahallesi'nde 9.631 metrekare bakanlığımıza tahsisli bir taşınmaz. Tabii Gaziantep'imizde bir personel eğitim merkezi yakışır. Sayın Bakanımızın döneminde yatırım programına teklif edilen, alınan ve sonrasında proje çalışmaları sürdürülen Büyükşehir Belediye Başkanımızın da önemli katkılarının olduğu personel eğitim merkezinin de takipçisiyiz. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar yapım ihalesi sürecini takip ediyoruz ve bu bölgeye hizmet edebilecek özellikle yargı mensuplarımızın, hakim savcılarımızın bu bölgede eğitim, hizmet içi eğitim çalışmalarını gerçekleştirebileceği Gaziantep Personel Eğitim Merkezi'nin inşallah ihale sürecinde takip ediyoruz. Osmaniye'de idare mahkemesi hiç yoktu. Bir idare mahkememiz orada kuruldu. Adana'da 3'ten 5'e çıkardık. 2 yeni mahkeme kuruldu. Adıyaman'da 1'den 4'e çıkardık. 3 adet mahkeme kuruldu. Diyarbakır'da 4'ten 5'e çıkardık. Gaziantep'te 3'ten 5'e çıkardık. Hatay'da 3'ten 6'ya çıkardık. Maraş'ta 1'den 4'e çıkardık idare mahkemesi sayısını. Malatya'da 2'den 4'e çıkardık. Muğla'da 3'ten 4'e çıkardık. Osmaniye'yi söylemiştim. Urfa'da da 3'ten 5'e çıkardık. Toplam 21 adet yeni idare mahkemesi kurduk. Bu ihtiyacı karşılamak üzere. Tabii bunların bir kısmı faaliyete geçti. Yarıdan fazlası. İhtiyaça göre diğer kısmını da faaliyete geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii yaz kararnamesiyle bölgeye tüm mahkemelerin en az 6 üyeli görev yapması planlandı. Dolayısıyla mahkemelerimiz farklı heyetler halinde çalışarak yargı süreçlerini hızlandıracaklar. Yeni istinaf daireleri kuruldu. Hem idari istinaf hem adli istinaf. Bunlar da özellikle bölgedeki yığılmayı önleyecek yeni daireler olarak göreve başladılar. Bölgeye 75 idari yargı, 75 de adli yargı olmak üzere toplamda 150 yeni hakim ve savcı
görevlendirmesi, ataması gerçekleştirildi. Tabii bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. Özellikle bu çalıştay bugün çok önemli. Bu çalıştayda ortaya çıkacak olan düşünceler doğrultusunda belki yeni mevzuat önerileri olacaktır. Buradaki uygulamadan kaynaklanan problemleri özellikle yasama sürecine önereceğimiz, milletvekillerimize önereceğimiz acil kanun teklifi ihtiyaçları da olacaktır. Buradaki görüşler doğrultusunda özellikle hem yasama açısından, mevzuat açısından eksikliğimizi giderecek görüşler ortaya çıkacağına ben buradan inanıyorum. Tabii özellikle bölgedeki idarecilerimiz, yerel yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak nerede tıkanıldığı işte Sayın Valimiz bahsetti. Özellikle yıkım kararları, ağır hasarlı binaların bir an önce kararının verilip yıkılması ya da yıkılmaması. Dolayısıyla vatandaşımız orada şunu bekliyor. Yani kendisinin mutmain olmasını istiyor. Benim binam oturulmayacak şekildeyse yıkılsın. Ama ben az hasarlı olduğu kanaatindeyim, ağır hasarlı yazmışlar diyor ve dava açabiliyor. Bu anlamda bu tereddütleri bir an önce giderip şehri yeniden, şehirlerimizi yeniden inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz var. O nedenle yargısal süreçlerin çok uzamaması lazım. Eğer mevcut usulle gidersek bu yargısal süreçler uzama ihtimali söz konusu. Uzama ihtimali durumunda da şehirlerin yeniden inşası gecikecek, vatandaşın mağduriyeti söz konusu olabilecek. O nedenle burada teklif edeceğiniz görüşler gerek usulle ilgili, gerek idari yargı ile ilgili, gerek adli yargı ile ilgili hem yargı mensuplarımızın o kendi aralarında yapacakları çalıştaylarda hem de diğer yöneticilerimizin onlara sorunları aktararak onlara bölgeden tuttukları ışık gereğince buradan çok güzel sonuçlar ortaya çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Emekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Başta Sayın Bakanımıza, Bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize ve ilimizin, Gaziantep'imizin bugün bizleri ağırlayan, misafir eden, bugün yemek yok dedi Sayın Valimiz. Çünkü çalışmaya geldiniz dedi. Depremi konuşacağız, problemlerimizi konuşup çözüm önerileri üreteceğiz. Gastronomi bir dahaki sonraki gelişlerde diye buradan canlı canlı ifade etti. Dolayısıyla buradan mesaj da alındı. Bugün oruç tutarak bu Gaziantep'ten gece ayrılacağız. Tabii valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı ziyaretimizde de orada da hem partimizi de ziyaret edeceğiz, adliyemizi ziyaret edeceğiz. Orada da görüşmelerimiz olacak. O görüşmelerden de çok önemli sonuçlar alacağımızı ve istifade edeceğimizi ben yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdik. İnşallah onun liderliğinde çok kısa süre içerisinde 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırarak vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde sıcak yuvalarına kavuşmasını, o şehirlerin ışıltılı caddelerin tekrar daha eskisinden daha güzel bir hüviyete kavuşmasını inşallah sağlayacağız. Bu kararlılığı başta Cumhurbaşkanımız ve kabine üyelerimiz ve sizler illerimizdeki yöneticilerimiz yargısıyla, yürütmesiyle, yasamasıyla hep beraber sağlayacağız inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu çalışmaya katılan, emek sarf eden ve bölge illerimizden, diğer illerden de buralara kadar gelen ve buradaki çalışmalara katkı sunacak olan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliklerinden dolayı başta Sayın Bakanlarımıza, Başkanlarımıza, Sayın Valimize, Milletvekillerimize huzurlarınızda şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.